Bize y artı 2 eşittir eksi 2 çarpı x eksi 3 denklemini vermişler ve ben de bu denklemle tanımlanan doğrunun eğimini bulacağım. Buna benzer soruları çözmenin farklı yolları vardır ve ben şimdi size eğimi ayırt etmenin kolay olduğu bazı denklem formlarını kullanmayı, yorumlamayı göstereceğim. Mesela bu denklemi y eşittir mx artı b formuna şekline getirebilirsem x teriminin katsayısı olan m'nin eğimi b'nin değerinin de y ekseni kesim noktasını vereceğini biliyorum. Bunları daha önceki videolardan tahminen hatırlıyorsunuz. Bunun dışında nokta eğim formunu da kullanabiliriz. Evet nokta eğim formu için kullanılan genel denklemi y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 şeklinde yazabiliriz. Burada m yine eğimi veriyor. y ekseni kesim noktasını hemen bir bakışta tespit etmek mümkün değildir ama bu doğru üzerindeki noktalardan birini biliyoruz, öyle değil mi? Evet, x1'e y1 noktası bu doğru üzerindedir. Bu küçük hatırlatmalardan sonra artık soruyu çözebiliriz. Bu denkleme baktığınız anda bunun nokta eğim formunda olduğunu Tahminen anladınız değil mi? Yani burada x1, 3, eğim de eksi 2. Gördüğünüz gibi bu doğrunun eğiminin ne olduğu sorusunu kolaylıkla cevapladık. Eksi 2. Burada y artı 2 var. Halbuki y'den y1'i çıkarmamız gerekiyordu öyle değil mi? Peki bu denklemi şu şekilde yeniden yazarsak. y eksi eksi 2 eşittir. Eksi 2 çarpı x eksi 3. Ve böylece aynı buradaki nokta in formunu elde ettiğimizi gördük. Eğimin eksi 2 olduğunu bir kere daha tekrar ettikten sonra size bir de bu doğru üzerindeki noktalardan birinin ne olduğunu sorarsam, x1'in 3, y1'in de eksi 2 olduğunu gördüğümüz için bana 3 virgül eksi 2, 3'e eksi 2 noktasının bu doğru üzerinde yer aldığını söyleyebilirsiniz. Bu noktanın y ekseni kesim noktası olmadığının altını çizeyim. Evet, bu eğimi eksi 2 olan doğru üzerindeki noktalardan biri. İsterseniz eğimi, bu denklemi eğim y ekseni kesim noktası formuna getirerek de bulabilirsiniz. Şu denklemle biraz oynayalım ve denklemi eğim y ekseni kesim noktası şekline sokalım. Öncelikle bu parantezi açacağız. y artı 2 eşittir eksi 2x artı 6. Sonra iki taraftan da 2 çıkarabiliriz. Bunu yapınca y eşittir eksi 2x artı 4 eder. Ve işte karşımızda eğim y ekseni kesim noktası formu. Denklemi bu forma getirdiğimizde x teriminin katsayısı yani eksi 2 eğim oluyor. Eğim eksi 2. Evet gelin bir tane daha yapalım. Bu denklemin ilk bakışta buraya yazdığımız formların ikisine de benzemediğini fark ettiniz değil mi? Onun için de bu denklemle biraz oynamamız gerekecek. Ben her zaman eğim y ekseni kesim noktasını tercih ediyorum çünkü bence bu formu yorumlamak diğerine göre biraz daha kolay. Hadi bakalım. Sağ tarafta y'li terimi yalnız bırakmak için gelin iki tarafa da 3 ekleyelim. 3 eklediğimizde sol tarafta eksi 4x artı 10, sağ tarafta ise bunlar birbirine götürüyor ve 2y kalıyor. Ve şimdi de y'nin neye eşit olduğunu bulmak için iki tarafı da 2'ye bölmemiz gerekiyor. Evet, her terimin altına bölü 2 yazıyoruz. Eksi 2x artı 5 eşittir y. Gördüğünüz gibi denklemi eğim kesim noktası, eğim y ekseni kesişim noktası formuna getirdik. y eşittir mx artı b formuna geldik. y bu sefer sağ tarafta ama y eşittir mx artı b formuna elde ettik m yani eğim, x teriminin katsayısı olduğuna göre, bu doğrunun eğimi de eksi 2'ymiş. Ve eğer merak ediyorsanız, y ekseni kesim noktası ise 5. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Evet, bu denklemde eğim kesim noktası ya da nokta eğim formunda değil ve yine az önce olduğu gibi üzerinde biraz oynayıp, bunu da eğim kesim noktası formuna getirmek istiyorum. Videoyu duraklatıp isterseniz bu denklemi benden önce kendi başınıza bir deneyebilirsiniz y'leri sol, x'leri de sağ tarafa toplayarak başlayalım. Şu eksi 3 xten kurtulmak için eşitliğin iki tarafına da 3 x ekleyip, buradaki 3 y'den kurtulmak için de 3 y çıkaracağım. İki işlemi aynı anda yapıyor gibi olacağım ama yaptığım şey aslında eksi 3 xten kurtulmak için iki tarafa 3 x eklemek ve 3 y'den kurtulmak için de yine iki taraftan 3 y çıkarmak. Unutmayın, bir işleme eşitliğin tek bir tarafını uygulayamazsınız. Böyle bir şey yaparsanız eşitlik bozulur. Bunun için de bu toplama ve çıkarma işlemlerini eşitliğin iki tarafına da yapmamız gerekiyor. Şimdi bir bakalım. Bu ikisi birbirine götürecek. 5y eksi 3y'den 2y, 2x artı 3x'ten de 5x elde edeceğiz. Tabii bunlar da birbirine götürecek. Son olarak y'nin ne olduğunu bulmak için bir de 2'ye bölmemiz lazım. y eşittir 5x bölü 2'ymiş. Bu noktada ortada b olmadığı için bunun eğim kesim noktası formuna benzemediğini düşünüyor olabilirsiniz. b için artı 0 yazabiliriz. Kısacası eğer b yoksa bu b'nin 0 olduğu anlamına gelir. Bu durumda eğimde yine x teriminin katsayısına bakacağız. Neymiş? 5 bölü 2. y ekseni kesim noktası ise 0,0. 0'a 0. 0, 0.